Bak bunları böyle küçük küçük keseceğiz. Bunları ne zaman koyacağız? Koyacağız birazdan, ben sana vereceğim. Ve sen böyle biraz daha ez, böyle krem gibi olsun. Ama biraz daha ez onları. Ve krem gibi olsun, iyice ez. Normalde bir yumurta kırarlar. Ama ben iki tane kırıyorum ki biraz daha yumuşak olsun. Ha, yumuşak olsun diye. Hı-hı. Ama diyorum ya, normalde bir. Bu da benim sırrım değil. Biraz daha karıştır. Bak sen de bunları bir sürü ez, ez, ez. Şimdi onda. Ama evet, belli. Çok fazla değil. Evet. Gel gel. Biz de öyle yapacağımızdan böyle kıvıracağız ya. O yüzden böyle dik koyalım ki iç dolu dolu olsun. Neler almışsın gene? Ne gerek vardı bunca şeye? Zaten evde durmuyorum ki ben. Birçoğuna ihtiyacım olmayacak. Ya olsun canım. Hem ben gelip yemek yaparım. Fena mı olur? Neredeyse 3 aydır hep birlikteyiz. Çok özleyeceğim seni. Ya istediğin zaman gel. Ben artık buradayım. Pardon. Alayım bunları. Kenan. Bu konuyu konuşmayı istemiyorsun biliyorum. Hazal'ı hala seviyor musun? Onun için mi buradasın? Hazal'ı hala seviyorsaydım kocasıyla iş yapmazdım. Canını yakmak için yapıyorsun bence. Beni gördüğünde canı yanıyorsa bu onun problemi, benim değil. Bir süre daha buna katlanmak zorunda. Ayrıca yanında, yakınında olmak zerre umurumda değil. Bu yüzden burada değilim ben. İşimi yapıyorum. Bunu duyduğuma sevindim. Kenan, biraz konuşalım mı? Konuşuyoruz zaten. Önemli. İkimiz. Lafını unutma, tamam mı? Kaldı. Hemen geliyorum. Ece, Irmak geldi. Seni görmesini istemiyorum, tamam mı? Sen biraz aşağı in, orada bekle. Irmak'ın burada ne işi var? Anlatacağım, tamam mı? Sessiz ol. Aşağıda bekle. Uzun hikaye, sonra anlatacağım. Hadi. Aşkım, hoş geldin. Aşkım, ağaç oldum ya. Nerede kaldın? Mutfak için alışveriş yapmıştım da biraz. Yani onunla ilgileniyordum, kusura bakma. Burada mı konuşacağız? İçeri davet etmeyecek misin? Tabii tabii, gel. Gel, buyur. Sana bir sürprizim var. Aslında yarın yapacaktım ama dayanamadım. Thank you.
Börek yaptım sana kendi ellerimle. Şaka yapıyorsun sen. Bunca yolu bunun için mi geldin? İstemiyorsan geri götüreyim o zaman. Aa, yok yok yok. Madem yapmışsın, bunca yolu gelmişsin, tadına bakarım artık. Şu bir parça alayım bakayım şuradan. Nasıl olmuş, beğendin mi? Sen mi yaptın bunu? Yani yengem de yardım etti tabii. Nasıl olmuş? Güzel güzel, çok güzel. Tamam, ben o zaman hemen çayları demliyorum. Şimdi börek çaysı olmaz değil mi? Bu arada az kalsın unutuyordum. Bu da senin. Bu ne şimdi? Randevularına geç kalmamış olursun böylelikle. Ya ne gerek vardı şimdi böyle bir şeye? Niye zahmet ettin? O saatin bir anlamı daha var. Hı. Bizimkilerle tanışmanın vakti geldi demek istiyorum aslında. Sen hiç merak etme. Tanışacağız. Biliyor musun? Ben seni yengeme anlattım. Ne yapayım, dayanamadım. Aileden biri bilsin istedim. Nasıl anlattın? Anlattım işte. Hem sen de iyi biliyorsun ne dediğimi. Ama ille de söyleteceksin değil mi? Deli divane aşık oldum dedim. Aklım fikrim onda dedim. Onsuz bir anım bile geçmiyor dedim. Ne tepki verdi? Ne desin? Ben o kadar mutluyum ki. O da mutlu oldu tabii. Böreği bile beraber yaptık işte. Ama merak etme, senden bahsetmedik. Ben yani istemiyorsun diye. Böyle dilimin ucuna kadar geldi ama sustum. Artık seni saklamak istemiyorum Kenan. Merak etme. Saklamayacaksın zaten.